İyi akşamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık Pazar günü akşam 21.40 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Ancak orta ve uzun vadeli olarak değerlendirmemizi yapacağız. Hafta içerisinde siyah arka planla yaptıklarım kısa vadeli, beyaz arka planlı yaptıklarım yani kapak sayfasındaki arka plan beyaz olanlar orta ve uzun vadeyi olduğunu göstermek için onlara dikkat ediyorum arkadaşlar. Bunu bilgisini verdikten sonra şimdi aylık bazdaki durumu hemen değerlendirelim. Evet geçen hafta da söylemiştik ki 7.80'ler bizim için çok önemli demiştik. Bu ay 7.80 üzerinde kapattıkça henüz düşüş trendine girmeyiz. bu 8 55 civarından başlayan düzeltme hareketi yani ufak bir aşağı doğru hareket. bu düşüş trendi değil demiştik arkadaşlar ve yaklaşık olarak 575-80 bölgesinden başlayan yükseliş hareketi halen aylık bazda devam ediyor. Ancak bunun da 1-2 ay içerisinde belirlenmesi belirleneceği konusunda sizlere aktarmıştık. Bu ay veya gelecek ay arkadaşlar burada bizim 8 seviyesinin üzerine tekrar ya çıkacağız ya da 780'in altına girip arkadaşlar burada düşüş trendini başlatacağız. İlk desteğimiz burada 750 745 bölgesini. Onun daha altında 735'ler var şu an için. E, bu ay için geçerli rakamlar. E, dediğimiz gibi arkadaşlar, aylık bazda halen yükseliş hareketi devam ediyor ama indikatörlerin hepsi aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Yani bu düzeltme hareketinin en azından şu an devam ettiğini bizlere gösteriyor. E, bu ay şu an daha kapanışa yaklaşık 15 gün var ama şu anki görüme baktığımızda e, kararsız bir e, mum türü var. E, yani bu ne demek oluyor? Temel olarak da e, ayı sonunda ayı 24'ü galiba yanlış bilmiyorsam e, faiz kararı var. Büyük ihtimal bunu bekliyorlar. Bu faiz kararına göre e, düşüş trendine sokacak bir e, faiz artırımı gelirse 7.80'ler altına sarkılacaklar arkadaşlar. Ama e, yeterince e, piyasa bu faiz artırımı veya neyse işte ne bekliyorlarsa ondan ee, tatmin olmazlarsa tekrardan 8 TL'yi e, ve hedefleyip daha da yukarıları hedeflemesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla beklenti de 100 bas puan. Ha Benim düşüncem nedir? E, kimseyi bağlamaz tabii ki arkadaşlar. Benim düşüncem 100 bas puan artıracaklar faizi. Benim düşüncem e, piyasadaki e, tamamen hissiyatıma göre oluşturduğum bir e, düşünce arkadaşlar. O yüzden e, sadece beni kendimi bağlar. Bu kendimi bağladığım şeyler teknik analize ilgisi yoktur arkadaşlar ama Dediğim gibi burada 7.80 etrafında bekliyoruz 780'in altında kapanış yaparsak o zaman aylık bazda Bu seviye civarından düşüş trendi başladı diyeceğiz o zaman da daha alt noktaları e, Hedefleyeceğiz orada da Fibonacci açısından da baktığımızda Şöyle <laughs> Koyarsak arkadaşlar Evet biraz daha aşağı sarkıtmam gerekecek. Evet tam 7.88 civarında bir burada bir bölge var. Ve 7.45 bölgesinde de ikinci bir destek noktamız var bakın. Burası bir önceki ay en dip noktasına yakın bir seviyeden geçmiştik. Dolayısıyla ilk desteğimiz 7.50'ler daha da altta 7.20 bölgesi olarak görüyorum aylık bazda. Ama dediğim gibi şu an için araf bir bölgede bu düzeltme hareketini aslında 8 buçuktan Kabaca yedi buçuğa kadar yaptı Buradan bir tepki yükselişi yaptı 8.05'lere kadar Bu haftada ikinci denemesini yaptı onu da birazdan anlatırım gerekirse günlük bazda Anlatmıştım ama <laughs> durumu iyi anlamanız için Buradan da şu an tutunamadığı için tekrardan 7.80'i Test etmeye doğru gidiyor buralarda geziniyoruz arkadaşlar 7.85'ler 7.80'ler aylık bazda Çok önemli çok farklı değerler değil arkadaşlar bunu söylemek istiyorum Evet şimdi Haftalık baza geçelim Haftalık bazda da Bakın burada bir toparlanma çabası var arkadaşlar 7.83 çok önemli demiştik arkadaşlar 7.83 üzerinde atmamız şu an için Haftalık bazda bizi bir tık iyi gösteriyor Ve burada da hemen üst noktadaki noktayı test etmesi mümkün olabilirdi. orası da bakın şu iki tane ortalamanın çakıştığı benim yeşil ve turuncu ortalamanın çakıştı 7.95'lerden geçiyor. 7.95'lerin üzerinde bile kapatsak biz e, bu haftayı iyiydi ama e, 8.04'lere gitsek de bakın günlük grafiği açıyorum. Günlük grafikte bakın 8.03'lere kadar gitsek de e, orada tutunamadık arkadaşlar. Orası da neydi bizim şu düşüş tarafından bir tane fibonacci çektiğimizde bakın neredeyse o noktaya tekrardan geldik. Burayı bir kuruş, yarım kuruş çok önemli değil ve burada 1 2 tepe gördük. şimdi burada birinci dip. Şimdi tekrardan burada ikinci dibi mi yap yapacağız? Bakın 1 2 3 bu şekilde bir formasyon haline gelmiş olacak ve yatay bir kanala dönecek. Bugünlük bazı arkadaşlar tartışırız. Haftalık bazda da bunun etkileri var yani. Demek istediğim 795'lerde ben zorlanmasını bekliyordum. Hatta daha da iyi bir tarafa geçti 8.03'ler ama yine 7.95 üzerinde kapatmayınca bunun hiçbir anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani şu bölgede arkadaşlar satıcılar var veya müdahale ediliyor mu edilmiyor mu bunu bu hafta bilmiyorum ama geçen hafta şu 8.03'lerde bir müdahale olduğunu bakan kendi söylemişti sözlü olarak. Ama şu an için bir şey söylemek doğru olmaz Dedikoya, dedikoduya bağlı olarak ben konuşmam arkadaşlar bizim yapımız gereği dürüst olarak. Doğruyu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Burada kurmaca e, yapılarla insanları e, saçma düşüncelere sokmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi dediğimiz gibi 7.83 üzerinde kalmamız iyi. 7.85'ler civarında kapattığımız gösteriyor. Bazı yerlerde 84 gözüküyor. Bazı yerde 86 ama 85 e, doğru gibi gözüküyor. Burada e, bu yeterli mi arkadaşlar? Ben bu e, kendi analiz sistemi içerisinde değerlendirdiğimde yeterli olmadığını düşünüyorum ama gelecek hafta arkadaşlar bu tekrardan yukarı doğru test etmemiz mümkün gözüküyor. Şöyle düzgün çizgilerle çekelim. Şöyle bir düşen kanalı çizdim. Bakın bize direnç oluşturan bölge bakın tam 7.95'lerden geçiyordu. Yani ben bu hafta zaten 7.95'leri bekliyordum ama daha da üzerine çıktı 8.03'leri. Ama sonuç olarak önemli olan ne? Kapanış. Kapanış gelmediği için burada da burada kapattık. Dolayısıyla zayıf hareket devam ediyor. Bakın gelecek haftada yine 7.80'lerden geçiyor. Ee, bile bu hafta yani önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta dananın kuyruğu artık kopacak arkadaşlar. Bu 7.80'lerde bu kadar oyalandığı yetti. 7.80 2 e, ya da 7.83 de diyebiliriz buna. 7.83 olsun arkadaşlar. 7.83'lerde artık oyalandığı yetti. 1 2 3 4 haftadır ee, Hadi şu haftayı saymayalım ee, Bu önümüzdeki haftayı da sayalım 4 hafta boyunca Bu 7.83'lerin etrafında bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı Hareket etmeye devam etti artık Buna bir karar vermesi gerekiyor gelecek hafta ya kendisini 7.70'lerde en iyi ihtimalle bulacak Ya da yukarı doğru kırıp bu sefer 7.95 8.05 daha da üst noktalar Hedef olabilir arkadaşlar onu kırdığımız zaman söyleriz şu an için Haftalık bazda Düşüş trendi olduğu için çok fazla yukarı yukarı noktaları söylemek istemiyorum ee, Bakın burada Eğer yukarı kırarsak 8.05'te de e, Değeri görüyorsunuz tam 8.05'te bir direnç var Yine oradan döndük kabaca ee, Bir üst noktada 8.17 var Bir üst noktada 8.36 olduğunu görüyorsunuz bu 8.17 zaten 8.18 bölgesi Haftalık bazda düşüş trendinin başladığı noktaydı arkadaşlar dolayısıyla biz e, bu 8.05 bölgesini özellikle aşmamız gerekiyor ki o zaman tekrar büyük yükselişlere devam edelim. Yani 8.05'lerin üzerinde kapanış yapmadıkça çok bir şey beklememek gerekiyor diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Ondan bir öncesinde de e, direncimiz 7.95'ler burada kendisini gösteriyor. Evet indikatörlere bakalım artık indikatörlere baktığımızda bu da e, şöyle bakın. E, Makde tarafında şöyle yükselen bir taraf var. Bakın burada bir pozitif e, uyumluluk var. E, yukarı doğru bir e, destekleyici yön var. Yani pozitif uyumluluk demeyelim de şöyle hareket hafif hafif haf haf yukarı doğru bir e, taban noktalarını götürüyor. Bakın Makde de yukarı doğru götürüyor. Yani burada e, yukarı doğru potansiyel var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi ilk başta 7.95 sonrasında da 8.05'i geçmedikçe çok büyük bir hareket beklememek lazım. 7.95'lerden tekrar kafasına vurup indirebilirler arkadaşlar ona dikkat etmek gerekiyor Evet dediğimiz gibi gelecek haftalar gelecek hafta 7.83'e çok dikkat etmek gerekiyor bu seviyenin üzerindeki kapanışlar bizi hızlı sert yükselişlere tabi hemen şöyle olmaz arkadaşlar buna throwback diyorlardı galiba yani şu şekilde pullback de adlandırdığımızın bir tersi şöyle yukarı doğru eğer sert giderse tekrar buraya throwback yapıp yukarı doğru şu şekilde gidebilir veya pullback fark etmiyor. Önemli önemli olan nokta şu. Şu noktayı kırdıktan sonra teyidin alıp bu noktadan sonra tekrar yukarı gidebilir. Genelde böyle bir aldatıcı hareket yapıyor arkadaşlar aklınızda bulunsun. Evet kısacası arkadaşlar haftalık bazda henüz yükseliş trendine geçmedik ama Gelecek hafta geçme ihtimalimiz var. Şu an için düşüş trendindeyiz. Ne zamandan beri 8-18 8.18'den beri ee, bu hafta için 7.83 üzerinde kapatmamız önemli. Gelecek haftada 7.83 üzerinde kapatırsak bizim hareketimiz yukarı doğru evrilmeye başlayacaktır arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyelim. Aylık bazda henüz düşüş trendine girmedik. 7.80'ler bizim için önemli nokta. Ee, bu haftalık bazda da kabaca zaten önemli bir nokta. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta artık doların kovruğunun kopacağını düşünüyorum zaten e, Önümüzdeki hafta 14 ile başlıyor e, Ondan sonraki hafta 21 ile başlıyor o, o hafta boyunca zaten e, Faiz kararının olduğu noktada 24 olması lazım dolayısıyla Bu da teknik analize temel analizin çakıştığı tarihleri Bizlere gösteriyor dolayısıyla 7.83 bizim için e, 80-83 bölgesi oldukça önemli Evet dolar endeksine bir bakalım e, aylık ve haftalık bazda. Aylık bazda düşüş trendinde, haftalık bazda düşüş trendinde deyip arkadaşlar çok fazla uzatmadan e, dolar Türk Lirası'na girip burada özetimizi artık yapabiliriz. Şöyle aylık bazın açıp burada ben yazıyorum. Dolar TL'de aylık bazda düşüş pardon, düzeltme hareketi içindeyiz halen yükseliş Trendinin devam etmesi için 7.80 üzerinde bu ayı kapatmalıyız. Gayet açık olduğunu düşünüyorum. Destek 7.45 7.32 diyelim. Direnç 8 8.05 Haftalık fazla düşüş trendi 8 18'den beri devam ediyor. Ancak bu hafta toparlama belirtileri geldi. 7.83 üzerinde kapatmak olumlu. Gelecek hafta 7.83 üzerinde kapatırsa yükseliş trendi mümkün olabilir. Yani yükseliş olacak demek istemiyorum ama potansiyel olduğunu anlatmak istiyorum arkadaşlar bu cümleyle. Desteklerimizi de yazalım. Destek haftalık bazda. Evet bu şuradaki 7.70 demiştik. Onu yazalım hemen unutmadan. 7.70 7.50 yazalım. Direnç ise burada 7.95 805 diye yazarsak ben doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şurada da özetimizi yaptık. Şöyle koyalım. Evet. Karşınıza koyduktan sonra arkadaşlar kısaca şöyle yine bir sözlü özet yapalım. Aylık bazda halen yükseliş trendindeyiz ama bu düşüş düzeltme hareketi içerisinde olan bir durum. 7.80 üzerinde kaldıkça çok problem olmayacağını düşünüyorum ben aylık bazda. Haftalık bazda düşüş trendindeydik. E, şurada trendi kırmıştık arkadaşlar 8.18'de. E, bu hafta itibariyle artık yavaş yavaş toparlanmaya başladığımız görüyoruz. E, bakalım bunun devamı gelecek mi gelecek hafta. Bu şekilde aktaralım. Günlük bazda da arkadaşlar halen yükseliş trendi devam ediyor. 7.83 üzerinde kapattığımız için. E, <laughs> Ama burada üst tarafta da dirençler olduğunu aktarmıştık arkadaşlar. Buna yine hafta içi analizlerde devam edeceğiz. Özetimizi tekrardan şuraya koyup videomuzu tamamlayalım. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.